analiz kitaplarında görmenizin çok olağan dışı olmadığı bir şey yazacağım. Bir kanıt yapacağız. Şöyle değişik bir şey düşünmeye çalışayım. Bir bakalım. Limit x 1'e yaklaşırken 3x çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1. Evet. Neden hem paya hem de paydaya x eksi 1 koymayı tercih ettiğimi sorabilirsiniz. Çok açık çünkü paydada da 0 olamaz. Yani bu fonksiyon x eşittir 1 de tanımlı değil değil mi? Buraya bir 3x koydum. Bunlar diğer bütün değerler için birbirlerini götürecekler. Yani aslında burada sadece 3x kalacak tabii x eşittir 1 noktasında bir boşluk var. Bu yüzden x eksi 1'i tercih ettim çünkü limit almak istiyorum. Fonksiyonun tanımsız olduğu noktada limit almak enteresan. Ee, kitaplar şöyle söyler: Limit x 1'e yaklaşırken 3x çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir 3 der. Bunu ispatlamamızı isterler. Siz de limitin epsilon delta tanımını kullanmak zorunda kalırsınız. Bunu ispatlayarak aslında ne anlama geldiğini de ispatlamış oluyorsunuz. Bunu ispatlamak, şunu ispatlamakla aynı şey. Size bir epsilon büyük sıfır veriliyor. Epsilon size f(x)'in limit değerine ne kadar yakın olduğunuzu gösteriyor. Bunun doğru olması için şunu ispatlamam gerekiyor. Ben size bir delta veriyorum. Biliyorsunuz delta sıfırdan büyük olacak. Delta büyük sıfır, evet. X ile limit noktası arasındaki uzaklık deltadan küçük olacak. Yani x ile 1 arasındaki uzaklık deltadan küçük olacak. Unutmayın, x'in hiçbir zaman tam limit noktası üstünde olmasını istemiyoruz. Çünkü fonksiyon orada tanımlı olmayabilir. Yani x ile 1 arasındaki uzaklık sıfırdan büyük olmak zorunda değil mi? Bunun söylediği şey bu. Siz bana bir epsilon verince benim de size bir delta verebileceğimi kanıtlamam gerekiyor. x ile 1 arasındaki uzaklık delta'dan küçük olacak değil mi? Bu sadece iki şeyi birbirinden çıkarıp mutlak değerini almaktan ibaret. Sadece uzaklık x ile 1 arasındaki uzaklık delta'dan küçük olmalı. Bu durumda Mutlak değer içerisinde 3x çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 eksi 3 küçük epsilon olmalı. Yani fonksiyonla limit noktası arasındaki uzaklık epsilondan küçük olmalı. Genel olarak analiz kitaplarında şöyle yazılıdır. Limit x a'ya yaklaşırken fx l'ye eşittir. Yani burada bu a olur. Bu fx bu da... L'dir. Her neyse. Birileri size bunu kanıtlamak istediğini söylediğinde aslında şunu kanıtlamak istiyor. Bana bir epsilon veriyorsunuz. Ben de size bana verdiğiniz herhangi bir epsilon karşılığında mutlak değer x-1'den büyük bir delta verebilmeliyim. O zaman fonksiyon ile limit noktası arasındaki uzaklık epsilondan küçük olur. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz ki ispat yapmak için sistematik bir yol yok zaten bir sürü seviyede bu kadar enteresan olmalarını sağlayan da bu ancak bu bir tür sistematik yol eğiliminde genellikle buradan başlamak gerekiyor. Buradaki ifadeye benzer bir şey elde edene kadar cebirsel olarak değiştiriyorsunuz. Sonra burada epsilon bölü bir şeyden küçük bir ifade elde ediyorsunuz. Yani epsilonun bir fonksiyonu ve onu benim deltam gibi kullanıyorum. Sonra teoremi kanıtlamış oluyorum. O zaman yapalım. Bununla başlayalım. Sonra delta'nın aslında epsilon'un bir fonksiyonu olduğunu anlayacağız. O zaman bana bir epsilon verildiğinde şunu söyleyebilirim. Hangi sayıyı verirsen ver, ben de sana bir sayı veriyorum. Böylece her şey yolunda gidecek. Eh, o zaman hadi bakalım. Hemen bunu sadeleştirebiliriz. Bunu silebiliriz yalnız bunu yaparken şunu söylemek zorundasınız. x'in 1'e eşit olmadığını varsayıyorsunuz. Ancak x 1'e eşit olmadığı zaman bu sadeleştirmeyi yapabilirsiniz. Çünkü eğer x 1'e eşit olursa fonksiyon tanımsız olur, değil mi? Zaten bizim burada ilgilendiğimiz x'in 1'e yaklaştığı aralık. Hatta tek ilgilendiğimiz şey x'in 1'e yaklaştığı aralık. x'in 1'e eşit olduğu durum bizi ilgilendirmiyor. Yani bu iyi. O zaman bu şöyle düzenlenebilir. Mutlak değer içerisinde 3x eksi 3 küçüktür epsilon. 3 parantezine de alabiliriz. Mutlak değer içinde 3 parantez x eksi 1 küçük epsilon. Gördüğünüz gibi burada x eksi 1 vardı. Şimdi burada da x eksi 1 var. Bu 3'ü öbür tarafa gönderebilirsem işimiz bitecek. Mutlak değer içinde 3 ile herhangi bir sayının çarpımını ayrı ayrı mutlak değerlerinin çarpımı olarak da yazabiliriz. Yani mutlak 3 çarpı mutlak x eksi 1. Eğer bana inanmıyorsanız deneyin. Bu ne olursa olsun pozitif olacak. Bu da aynı şekilde ne olursa olsun pozitif olacak. Aynı büyüklüğe sahip olması gerekiyor değil mi? Tabii ki epsilondan da küçük olacak. Evet, mutlak 3 çarpı mutlak x eksi 1 küçük epsilon. Çoğu zaman analiz öğretmenleri şöyle söyler. Bu ifade ancak ve ancak bu ifade doğruysa doğrudur. Böyle havalı bir söyleme şekilleri vardır. Bazen iki taraflı okla gösterirler, bazen ancak ve ancak yazarlar. E, İngilizce'de bu if 2f diye gösterilir. Aslında söylemek istediği sadece şudur. Eğer bu doğruysa bu da doğrudur ve eğer bu doğruysa bu da doğrudur. Cebirsel işlemler yaptığınızda ortaya çıkan bir durum. Bunu elde etmek için bunu değiştirebilirsiniz ya da tam tersi. Sonra aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. Bu ancak ve ancak bu doğruysa doğrudur. Bunlar sadece cebirsel işlemler değil mi? Çünkü bu işlemler arasında geriye ya da ileriye gidebilirsiniz. Sonra bu da ancak ve ancak bu doğruysa doğru. 3 mutlak değerden yine 3 olarak çıkar. Evet, bunu biliyoruz. İki tarafı da 3'e bölelim. Buradaki mutlak değeri kaldırabilirim. Biliyoruz ki mutlak 3, 3'tür. Denklemin iki tarafını da 3'e bölersek, mutlak değer x eksi 1 küçüktür. Epsilon bölü 3 elde ediyoruz. Evet. O zaman ne yaptık şimdiye kadar? Şunu kanıtladık. Değişik bir renkle yazalım. Mutlak değer içerisinde 3x çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 eksi 3 küçüktür epsilon. Ancak ve ancak mutlak değer x eksi 1 küçüktür epsilon bölü 3 ise değil mi? x ile 1 arasındaki uzaklık epsilon bölü 3'ten küçük olduğu sürece bu doğrudur. Yani epsilon bölü 3'ü delta olarak kullanabiliriz artık. Hatırlayın bütün yaptığımız şuydu, siz bana bir epsilon yani bir uzaklık veriyorsunuz ya da limit noktasında ne kadar uzaklıkta e, olmamı istediğinizi söylüyorsunuz. Fonksiyonun limit noktasına şu kadar yakın olmasını istiyorum diyorsunuz ve bu sadece fonksiyon ile limit noktası arasındaki uzaklık değil mi? Bu fx. Bu da L. Yani siz bu kadar yakın olmak istiyorsunuz. O kadar yakın ancak ve ancak mutlak x eksi 1 küçük epsilon bölü 3 ise olabilirsiniz. Bunu az önce cebirsel olarak kanıtladık. Bana hangi sayıyı verirseniz verin. Mesela, mesela 1 fx'in limit noktasından 1'den daha uzakta olmasını istemiyorsunuz. Ben de size 1 bölü 3'ü veriyorum. Çünkü doğru olan bu. Hadi yazalım. Mesela diyelim ki epsilon olarak biri seçiyorsunuz ve benden size verebileceğim bir delta olduğunu kanıtlamamı istiyorsunuz değil mi? O zaman sizin bana verdiğiniz epsilon 1'e eşit. Şimdi kanıtladık. Ancak ve ancak mutlak değer x eksi 1 verdiğiniz sayının 3'e bölümünden küçük olacak. Evet mutlak değer x eksi 1 küçük 1 bölü 3. Aslında grafik çizerseniz çok daha iyi anlaşılır. Bir bakalım, bir bakalım x ekseni ve y ekseni zaten yerleştirdik. Bu 3x denklemine benziyor. Sadece x eşittir 1 noktasında bir boşluk var. Grafiği çizelim. Bir eğimi olacak. Eğimi 3 yani oldukça dik olacak. Şöyle bir şeye benzeyecek değil mi? Bir noktasında boşluk var. Güzel bu 3. Kanıtladığımız şey şu. Limit noktasına uzaklık 1 olsun istiyorsunuz. Epsilonu 1 olarak veriyorsunuz. Yani buradaki uzaklık 1, yani fonksiyon ile limit noktası arasındaki uzaklık 1 değil mi? E, çünkü bu limit noktası sonra, tüm söylediğimiz bunu 1 bölü 3 olarak almanız gerektiği 1 bölü 3 kadar uzak olmalıyız. Burada gördüğünüz bu aralık 1'den 1 bölü 3 kadar uzak. Daha genel söyleyecek olursak bu epsilon, bu da epsilon, burası Burası epsilon bölü 3, burası da epsilon bölü 3. Bunun bir ispat olmasının nedeni var. Verdiğiniz sayının ne olduğunun bir önemi yok size. Her zaman bir delta bulabilirim. Hangi sayıyı verirseniz verin, onu 3'e bölmem yeterli. Sıfırdan büyük herhangi bir reel sayıyı bölebilirim. Yani her zaman size bir delta bulabilirim. O yüzden bu limiti ispatlarken epsilon delta tanımını kullandım.